Herkese merhabalar. Şimdi Tunç Fındığı yayını alıyorum. Hoş geldiniz. Bağlanıyoruz. Merhaba. Selam İlker. Selam. Nasılsın? İyiyim abi, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Arkadan çok mu ışık parlıyor? Şunun pozisyonunu değiştireyim. Biraz Böyle daha mı parlıyor, iyi? evet, aynen. Böyle Şimdi de de arka ışık oldu ama dur bakayım. Böyle daha iyi sanırım. böyle daha iyi. Ne var ne yok, iyi misin? İyilik iyilik. Sağ olasın. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyiz, ben size çok teşekkür ederim. Çok iyi görünüyorsun bu arada. Teşekkür efendim. Siz de. Türkiye'de misin? Evet, Türkiye'deyim, Antalya'dayım, doğru. Ha, süper. Güzel yer Antalya. Severim Antalya'yı. Her zaman Antalya candır ya. Eyvallah. Abi çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için öncelikle. Estağfurullah, o senin nazik davetine icabet ettik, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar, ne demek. Şimdi bir sürü soru var. Tabii bizim klasik sorumuz, onunla başlayalım. Tunç Fındık kimdir? Kısaca biraz sen bahsedersen çok keyifli olur. Çok kısa olarak tabii profesyonel dağcı, dağ Evet. rehberi, yaklaşık artık 30 yıldır dağlarda tırmanışta olan bir insanım. Naçizane bazen kitap yazmak gibi eylemlerim oluyor. Motivasyon seminerleri yapıyorum. Yani aslında dağcılığın hemen her türüyle uğraşıyorum. Dağcılık adı altında neyi tanımlar? Hani yüksek dağcılık, kaya tırmanışı, duvar tırmanışı, dolmuş şelale Buz. Evet. tırmanışı olarak tanımlayabiliriz. Evet. Bunlarla uğraşan bir insanım. Hayatımın merkezinde bunlar var. Hani dağcılığı seven, dağları seven bir insan olarak tanımlayabilirim kendimi sanırım. Nefis, nefis. Peki dağcılık merakı nasıl başladı diye bir soru var abi. Üniversitede falan mı oldu senin merakın? Aslında şöyle, ben doğaya her zaman, yani dağda, arazide, ormanda, ne bileyim ateş başında olmaya her zaman meraklıydım. Kendim bildim bileli bunları yapıyordum. Yani ortaokulun en başında, ilkokuldan hemen sonra ateş yakıyorduk, iglo yapıyorduk, arazide kalıyorduk, elimizi ayağımızı donduruyorduk, iğrenç yemekler yiyorduk. Yani biz kamp bile büyümüş insanlarız, dağcılık olmasa bile. Evet. Zaten o zaman hani 1980'lerin, 80'li yılların başından bahsediyoruz. O zaman zaten Türkiye'de böyle bugünkü gibi bir dağcılık kulüpleri, şunlar bunlar, ben dağcılık yapacağım dediğinde, üniversite kulüpleri haricinde, ki onlar da çok sayılıydı, Hacettepe, ODTÜ, İşte belki Boğaziçi Üniversitesi gibi birkaç tane Yıldız kurumsal da var üniversite mıydı değil. acaba? Yıldız da var Vardı mıydı o zaman? galiba. Vardı Vardı değil mi? galiba. Yani İstanbul'u iyi bilmiyorum ben Ankaralı olduğum için. Ama Ankara'da bunlar vardı. Yani Ankara Üniversitesi. Bir Anadolu Dağcılar Birliği'nin devamı vardı. Mesela ben vardı olduğum sürede o yoktu. Bitmişti Anadolu Dağcılar Birliği. Mesela dağcılığa öyle başlamadım ben. Üniversite kulübünde başladım. Üniversiteye girdiğimde, ama öncesinde izciydik, kamp yapıyorduk, yürüyüş dağcılığı yapıyorduk, basit şeyler yapıyorduk. Yani dağcılık sayılmaz tabii ki o. Ama 80'lerin sonu, 90'ların başından itibaren üniversite kulübüyle birlikte dağcılık, mağaracılık, yürüyüşçülük gibi daha organize aktiviteler yaptık ve işte o zamanki bizim Bilkent'in Doğa Sporları Festivali, şey ne festivali ya, kulübüyle Kulübüyle. birçok değişik yerde birçok şey yaptık. Mesela Türkiye Mağara Araştırma Derneği ile birçok şey yapıyorduk. Teknik mağaracılık yapıyorduk. Aslında benim ipe, teknik malzemeye, dikeyle ilk tanışmam mağaracılıkla olmuştur. İple mağaralara inip cumarla çıkardık vesaire. Yani Acayip zor bir dağcılıktan şey hemen... ya. Özellikle mağaracılık herhalde dağcılıktan daha da zor veya tehlikeli gibi Zor geliyor değil, değişik bir spor. Yani bana. mağaracılık bir sistem üzerine kurulu bir spordur. Bunu mağaracılar size daha iyi söyleyebilir, ama single rope tekniği öğrendiğinde bunu her yerde uygulayabilirsin. Dağcılık tırmanıştır. Yani tırmanış çok farklıdır, zoru kolayıyla. Ama single rope teknik denilen bir ipten aşağı inip ipe tırmanarak mekanik aletlerle çıkma sistemini öğrendiğinde her yerde ve her yerde uygulayabilirsin, her şekilde. Mağaracılık tamamen bunun üzerine, teknik mağaracılık kurulu olan bir şey. Yani ben ipe tırmanış donanımına bunlarla aşina olmuş bir insanım. Yani işte, ama o bana çok uymadı. Çünkü karanlık, ıslaklık, nem, işte devamlı bir sıkıntılar, hep böyle bir ışık yardımı alman gerekliliği falan, bunlar benim çok hoşuma giden şeyler değil. Zaten doğada yıldızların altında olmayı çok seviyordum ben. Hani Çok dediğim gibi güzel. ortaokulda igloda kalırdık. Elimiz ayağımız donardı. Hep bit pazarından alınma askeri malzemelerimiz vardı. Amerikan uyku tulumları, Amerikan askeri parçaları, postallar. Postalları kuyruk yağıyla
ilkel tavavet yağlayıp su geçirmez hale getirirdik. Daha sonra silikon çıktı, silikonlayarak yağlamaya başladık. O çok high tech bir şey oldu filan. Ya öyle günlerden geliyoruz. Belimizde bıçak ve matarayla gezerdik. Hala öyle garip resimlerim var, çok paylaşmasam da ama yani demir kazığa çıktıklarımın bir tanesinde, bir resimde belimde hala asker matarası vardı. Yani Allah'ım. Çok güzel. evet. Peki Kızılcahamam'da mı yapıyordunuz igloyu falan kışın? Tabii yani bizim çok gittiğimiz yerler vardı Ankara çevresinde. Kızılcahamam, Gerede işte. Kızılcahamam ormanları zaten bayağı geniş bir alana yayılıyor Ankara çevresinde. İşte Işıkdağ tarafları, ne bir Işıkdağ gitmezdik ama Çamkoru, işte Çamlıdere'nin arkasındaki ormanlık araziler. Yaz kış oralara takılırdık yani, çok severdik oraları gerçekten. Çok güzel. Doğrusu şu ki benim dağcılık yapmak falan gibi kafamda hiçbir şey yoktu. Yani Bu hatta çok bir bu ilginç. Yani kadarı dünyanın sayılı dağ, sen söylemezsin de ben söyleyeyim. Yani değil. sayılı dağcılardan olup da önceden hiç dağcılık kafamda yoktu. İnanılmaz bir makas aralığı yani. Zaten öyle de bir Vallahi. soru var. Profesyonelliğe geçiş nasıl oldu diye bir soru var. En azından bunu oraya bağlayalım. Bunu Öyle oraya bir şey. bağlarım. Yani Öyle bir şey şey, anlatır mısın abi? kafamda bir böyle bir dağcılık, hatta yani lan derdim bu kadar bizim kötü malzemelerle, bir de yani ben aklıma da başka bir şey gelmezdi yani daha iyi bir malzemeler olabileceği. Bizim çevremizdeki gördüğümüz üniversitedeki dağcılar falan da baya böyle concunlu giyinen, kırmızı bağcıklı ayakkabılar bilmem, ya bunlar ne derdik, böyle dağ gibi olmaz yani falan, çok çirkin falan derdik, tamam mı? Belinde bıçakla gezen herif ne anlar öyle bir şeyden. Neyse, ondan sonra ya tabii gide gele sevmeye başladık bu işleri. Yani sonuçta bu işlerin içine girdikçe insanlarla tanışıyorsun. Mesela benim kaya tırmanmak falan gibi bir fikrim de yoktu. Hatta bana çok ters geliyordu. Yani çok da böyle nasıl söyleyeyim, hani ya çok zevk aldığım bir şey değildi o zaman. Yani boş ver canım, ne tırmanacağız kayayı falan. Tırmananlara da böyle çok şey bir gözle bakmazdım. Ama sonrasında yani o kadar iyi insanlarla dost oldum ki bu sayede, dağcılık sayesinde, gerek Bilkent'in kulübünde, gerek Hacettepe'nin kulübünde, gerekse Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun o zamanki böyle 90'ların 91-92'deki eğitim kampları sayesinde, Murat Yıldırım'ından tut Gıyasettin Demirhan'a, Ertuğrul Melikoğlu'ya, birçok insanla hem usta çırak ilişkisiyle hem de doğrudan onların hocalığıyla, işte bir şeyler anlatmalarıyla birçok şey öğrendim. Bu iş en iyi usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor ve Tabii. tabii sonuçta hocalarınla değil, daha çok arkadaşlarınla, kendi arkadaşlarınla tırmanarak bunu geliştiriyorsun. Yani benim çok iyi dostlarım vardı. Kürşat vardı. Daha sonrasında Efecan vardı. Çok çok arkadaşım var. Hepsinin adını saymam gerek değil. Birçok tırmanış dostum var. Hala da bugün de gördüğüm ve tırmandığım. Ama mesela Kürşat benim için çok özel bir insandı. Çünkü ikimiz de aynı şeyde, aynı seviyede başladık. Yani hemen hemen sıfırdan başlayan acemi dağcı olarak başladık ve birçok şeyi beraber yaptık. Zor şeyler de yaptık. Yaz olsun, kış olsun. O kayada çok tırmanmayı seviyordu. Zaten genç, benim tabirimle zibidi derdim ona. Hep böyle uzun saçlı, boynunda kolye falan, metalci gibi gezerdi. Yani İtti. kayalara sen tırman, kar buz rotası olduğunda ya da zor bir şey olduğunda ver bana, ben yapayım diye bir partnerliğimiz başladı. Sonra gide gele ikimiz de birimizin yaptığı şeylere aşina olduk. Yani alpinizme başladık. Dağlara rotalarından çıktık. Kürşat'la ilk çıktığımız, beraber çıktığımız rotalardan biri Demir Kazık Batı'dır mesela. O zaman da yani 90'ların başından bahsediyorum. İşte köyden çıkıp 4 saatte demir kazığa falan çıkardık. Bir de Çok. ekipman da yok, değil mi? Ekipman da bulmak zor. Bu kadar yani elimizin Evet. altında Yani değil falan. 90'ların başında o kadar kolay değildi. Yine biz imkanımız el verdiğince, yurt dışına birileri giderse istiyorduk, geliyordu, ucuza bulurlarsa, işte ne bileyim İstanbul'da Mehmet Yüreğli'ye aylarca para biriktirip plastik ayakkabı aldığımı bilirim. İlk plastik ayakkabımı. Ondan sonra tabii artık plastik ayakkabı diye bir şey yok dünyada. Ne bileyim böyle hani korkunç renkli kötü Gore-Tex'ler bulunurdu bir yerlerden, İran'dan, şuradan buradan, böyle bir şey sahteleri, çakmaları. Herkes onların peşinde koşar. Değişik bir zaman dilimiydi o yani. Ama Güzel. bugün malzemem yok abicim, biz bu yüzden dağa gidemiyoruz diyenlere bu cevabım olsun. Malzemesiz de dağa gidilir. Ben Amerikan ordusunun botlarıyla da dağa gittim. Yün pantolonuyla da dağa gittim. Semerli askeri sırt çantasıyla da dağa gittim ve çok keyifliydi. Kuru Önemli olan kalmayı yapmayı. başarabilirseniz birçok malzemeyle herhalde daha gidilebilir. Aynen öyle. Ya yıllarca bu malzemelerle ormanlarda, dağlarda, korkunç koşullarda gittik geldik. En de sonunda senin becerine bakıyor ıslanmamak ya da kuru kalmak. Evet. Abi alpin dağcılığı çok soran olmuş. Yani şöyle tanımıyla, onun keyfiyle biraz anlatır mısın bize alpin nasıl bir mod, nasıl bir kafa yani? Ya şöyle diyelim şimdi, alpinizm ne diyenlere aslında önce başlayalım. Alpinizm dağcılık sporu. Alplerde doğduğu için adı alpinizm.
Bunun bugünkü adlarından bir tanesi Himalaya'da yapılanına Himalayizm ya da Güney Amerika'da yapılanına da Andinizm de denilebiliyor. Ama genel olarak alpinizm kayada, karda, buzda yüksek zirvelere tırmanma sporu. Bu spora verilen ad. Ama alpinizme neler dahil, neler dahil değil çok iyi tanımlamak lazım. Mesela dağ yürüyüşü alpinizme dahil değil. Spor tırmanış alpinizme dahil olmayan bir şey. Alpinizmin içine buz tırmanışı, büyük duvar tırmanışı, çok ip boylu geleneksel kaya tırmanışı ve yüksek zirvelere tırmanış, yüksek irtifada görece teknik rotalarından tabii. Mesela Aconcagua'ya çıkmak çok ciddi bir dağcılık faaliyeti değil. Daha çok sert bir trekking faaliyeti. Ama Aconcagua'ya güney duvarından çıkarsan 3000 metrelik dünyanın en zor duvarlarından biri. Bu bir alpinizm faaliyetidir. Arada bir fark var. Bunu doğru tanımlamak lazım. Yani alpin stil denilen bir şey var. Alpin stil önemli bir nokta. Çünkü alpin stil sabit hatlar vesaire kullanmadan aynı dağın üzerinde tek seferde zirveye çıkıp inmeyi hedefleyen bir faaliyet stildir. Alpinizm evet, evet. Yani en yalın şekli. Bunu böyle tanımlayabiliriz. Şimdi bunlar çok birbirine giren kavramlar çünkü. Bunun dışında tabii birçok stil var. Ekspedisyon stili, birçok ip atları döşüyorsun vesaire, işte gidiyorsun geliyorsun yüksek kamplar kuruyorsun. Himalaya stili dağcılıkta yükseğe uyum sağlamak zorunluluğu içerdiği için genellikle bu türde yapılıyor. Himalaya'da da alpin stil tırmanışların yapıldığı tabii ki oluyor ama bu daha halen girli bir iş. Bir saniye, şurada bir soru moru bir şeyler var. Neyse. Evet, ben getirdim. Ha, tamam. Ha. Pekala. Bundan sonra oraya geçeceğim. Olur olur olur. Neyse aramızda kalıyor ama ışık böyle nasıl daha iyi acaba diye bakıyorum da. Böyle biraz daha iyi. Böyle. Pekala. Evet. Işık zaten yani, gökyüzünde olduğu için ister istemez arkada kaldı. Sorun değil. Şöyle yapalım. Aslında böyle tabii. Evet. Böyle en iyisi ama böyle tutması da zor. Neyse velhasıl. Alpinizm böyle bir şey, alpin stil de böyle bir şey ve genelde Türkiye dağlarında yaptığımız günübirlik duvar tırmanışları işte ya da ne bileyim Alplere gittin, Mont Blanc'a çıkacaksın veya başka bir dağa çıkacaksın. Bunların çoğu alpin stil faaliyetler. Çok kısa ve hızlı evet. Ama Himalaya'da yaptığın 2 ay süren bir tırmanış genelde alpin stil olmaz. Hani bir kısmı alpin stil gibi hızlı olabilir ama aklimatize olman gerekiyor, inip çıkman gerekiyor bir yerlere. Genelde biraz kuşatma taktikleriyle yapılıyor. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela işte zirve yapacaksınız. Everest'te olabilir, başka bir yerde olabilir vesaire. Hani o yüksekliklerde biliyorsun ki hava bir anda hiç beklemediğin şeyler olabiliyor. Ve belki de zirveden önceki kampta veya bir önceki kampta ben okuduklarımla konuşuyorum, gitmedim. Hani belki bir hafta, 4 gün kalmanız gerekebiliyor havanın, rüzgarın dinmesi doğru. Vesairesi. Doğru değil mi? Burada doğru. O 4 gün nasıl geçiyor o çadırda yani? Bir de hiçbir şey yok. Ormanlık bir 1500 metrelerde olmadığı için hani aslında kayalık, buzluk yerler yani hiçbir şey yok. Nasıl geçiyor? Yani, nasıl onu mental olarak baş edebiliyorsunuz mesela bir hafta orada durmayın? Ben bunu çok merak etmişim. Zihnini kapatıp devam edeceksin. Yani aslında bedensel faaliyetlerini en aza indirip malzemelerini, yiyeceğini, gazını en idareli şekilde kullanarak kalabildiğin kadar kalıyorsun. Ama genelde şöyle yani bu eski zamana ait olan bir taktik. Yani genelde bugünlerde işte hava 3 gün boyunca şöyle gidecek, 4. gün böyle olacak gibisinden bir tahmin alma şansın biraz daha iyi. Yani fazla, evet. Alabiliyorsan ham hava durumu bilgilerini paylaşman, kullanman çok daha mantıklı. Kullanırsan buna gerek yok. Çünkü diyelim ki 7500-8000 metrede böyle bir kamp, yüksek kampta kalmak 3-4 gün ölüm tehlikesi demektir. Birçok insan hayatını kaybetmiştir. Evet. Bunu genelde yapmamaya çalışıyoruz. Ama olur ha, fırtına devam ediyordur. Zirveden dönersin, kampta mahzur kalırsın vesaire. Kalmak zorundaysan dayanacaksın, idare edeceksin. Ama dediğim gibi bu zihinsel bir savaştır. Dağcılığın içerdiği şeylerden de bir tanesi. Gerçekten böyle bir risk var. Ama mümkün olduğunca hızlı hareket ederek dağı terk etmek en iyisidir bu durumda. Zirveye çıkmadıysan da 4 gün boyunca ya da 5 gün boyunca bir yüksek kampta yiyeceklerini, gazını tüketmek yerine hemen aşağı inip çok hızlı bir şekilde ana kampta yükseklikte hasar görmeden dinlenerek o kötü zamanı geçirip daha sonrasında yukarı dönüp daha iyi havada yapmak istediğini gücünde korumuş olarak, tasarruf etmiş olarak yapabilirsin. Bu daha iyi bir taktiktir. Yine okuduklarımdan yola çıkarak şöyle bir şey vardı. Mesela zirveye belki çok yakınsınız ama hava geri dönmenizi istiyor.
orada geri dönebilme erdemini gösterebilme. Yani ben belki bir haftadır uğraşıyorum buraya gelmek için, 10 gündür neyse. Geri dönebilme erdemini göstermek de çok zor. Zor bir şey, zor bir kafa yani. Ama gösterip geri dönmek, inmek doğru hareket olsa gerek yani böyle durumlarda, değil mi? Zorlamamak lazım yani aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Bu yani dağcılığın tümü için bu geçerli. Bu arada size şöyle bir arkadaşımızı da gösterelim. Aa, güzelmiş. Büyüyecek bir dostumuz. Yani dağcılıkta durumsal farkındalığın yüksek olmalı. Özellikle Himalaya dağcılığında kar, buz ve soğuk içeren ve sınırlı koşullarda hareket edebildiğim, bedeni faaliyetinin çok sınırlı olabildiği yerlerde daha da dikkatli olmalısın. Hani çok iyi bir fırsat yakalarsan evet, yakalayıp işini yapabilirsin, zirveye gidebilirsin, çok hızlı bir şekilde gelebilirsin belki ama yapman gereken şey doğru değerlendirmeyi yapmak ve gerekiyorsa geri dönmek. Hiçbir şey canından değerli değil. Hiçbir şey el ve ayak parmaklarından değerli değil. Yani bir ayak parmağını, bir el parmağını, bütün ellerini kaybettiğin takdirde ömrün biter. Bütün hayatın kötü yönde değişir. Ama daha orada duruyor. Yine gidebilirsin. Yani, evet, yani her bir daha gidemeyebilirsin belki ama bu da senin kısmetindir. Canından veya sağlığından değerli değildir. Bunu da ben söylüyorum açıkçası. Yani her zaman böyle düşünürüm. Gerçekten işler çok kötüye gittiğinde de çok aşırı zorlamamakta da fayda var. Bunda da bir kısmet vardır çünkü. Yani çok kötü koşullarda zorlasaydım belki zirveye gidip bir 8000'liğe daha bitireceğim koşullarım oldu ama belki de başıma iş gelecekti. Daha sonradan o 8000'liklerin hepsine çok iyi koşullarda çıktım. Bu da bunun kanıtıdır yani. Hiç zorlamamaya gerek değil. Sadece 8000'liklerde de değil yani. Bir tane uzun büyük duvar çıkıyorsun diyelim ki. Yani çok zorlandın. O gün yorgunsun. Tırmanamayacağın bir etaba geldin. Belki büyük bir düşüş yapacaksın kayada. Ya da ara emniyet iyi değil. Ortalık çürük. Emniyet imkanı yok. Kayalar iyi değil. Partnerin iyi durumda değil. Bunların hepsinde ya da sen iyi durumda değilsin. Canın istemiyor. İnsan her gün aynı şekilde tırmanamaz. Daha gidemez. Doğru değerlendirip geriye dönmen gerek. Başka gün gelirsin. O duvarı da çıkarsın. O rotayı da çıkarsın. O zirveye de çıkarsın. Bu bir oyun sonuçta. Ciddi bir oyun ama. Yani en büyük oyun gerçekten. Çünkü hayatını riske atma durumun var. Doğru. Peki solo olmamalı mı insan dağda, kaya tırmanışında, orada burada? Yani solo her zaman çok çok daha riskli diye görüyorum ben ama bilemedim. Yok, olmalı. Bence çok çok daha riskli değil. Solo tırmanan arkadaşların hepsi son derece donanımlı, güçlü, ne yaptığını bilen, yerlerini çok iyi bilen arkadaşlar. Türkiye için konuşuyorum. Yabancı ülkelerde de öyle. Yani dağcılığa yeni başlayan, kaya tırmanışına yeni başlayan, hiç bu işi bilmeyen bir insan evet solo tırmanışa girerse çok büyük bir kaza geçirir. Büyük ihtimalle de ölür. Ama iyi bilen, ne yaptığını bilen, bu işin pratiğini bilen, kendi sınırlarını iyi bilen, tırmanacağı rotayı iyi kötü okuyabilen bir insan için ister free solo, ister ipli solo çok büyük bir tehlike yoktur. Yani senin partnerinle yaptığın tırmanıştan daha farklı bir şey olmaz. Ben ipli solo'dan bahsediyorum daha çok. Yani ipli solo sistemi de en az o kadar güvenli bir şey. Daha zor, çok çok daha zor. Bir kere, iki kere aynı rotayı çıkıp bir kere iple inmeyi gerektiriyor, ip sabitleyerek. Yani o çok daha riskli bir yöntem değil ama çok zahmeti büyük, çok yorucu bir iş. Dolayısıyla solo tırmanış büyük bir işin altına girmektir her şeyden evvel. Ama yapan insanların hepsi işini iyi bilen insanlar. Dolayısıyla bence güvenlidir. Bir de Alper Sesli de geçenlerde bir canlı yayın yapmıştık. O da bahsetmişti. Hatta selamı da var. Yani selamını söyledim. Tabii ki biraz usta çırak ilişkisi bu iş. Sen de az önce aynısını söyledin. Bu da şu, aslında ego yapmadan, yani ben bana ne olur işte, ben giderim aletim ekipmanım ama bilgi know-how tam gelişmemişken, ego yapmadan biraz ya ben olduğum yeri bileyim, benim etrafımda daha çok ustalar var, büyük abiler var, işte benim yaşımdan çok tırmanmışlar var, onların etrafında biraz dolanmak lazım diyordu. Böyle hani kulaktan duyarak, öğrenerek, işte iki halat öğrenerek, işte bağ öğrenerek, şudur budur geliştirerek, bu iş biraz böyledir. Bunu yapanın etrafında gezeceksin diyordu. Hemen ben yaparım ederim demeden önce. Bu kadar önemli bir durum yani, değil mi, usta çırak ilişkisi? Bu kadar önemli bir şey. Yani aslında dağcılıkta tamam hep söylüyoruz eğitim almak önemlidir ama tecrübe önemlidir. Tecrübeli birinden öğrendiğin doğru bir bilgi, bir okuduğun bir kitap dolusu bilgiden çok daha önemlidir. Çünkü pratikle yapılmıştır ve sen onu olduğu yerde görüyorsun. Şimdi yani benim için de sevgili dostum Ertuğrul Melikoğlu. Yıllarca beraber tırmandık. O zaman demir kazık kuzey duvarını sola çıkmıştı. İşte bilmem parmak kayaya sola çıkmıştı. Bizim bildiğimiz en önemli dağcıydı doğrusu.
Ve hani çok iyi bir dostum. Gerçekten birçok da iyi tırmanış yaptık. Yazında, kışında olsun. Birçok şeyi ben ondan da gördüm. Malzemeyi hep beraber ondan öğrendik. En iyi malzemeler ondaydı çünkü o zaman mesela. Önemli şeyler bunlar. Hani birçok şeyi sana daha iyi öğretiyor. Ve Amerika'yı yeniden keşfetmene gerek yok. Hızlı ilerliyorsun o zaman. Eyvallah. Fakat dediğin de doğru. Yani ego yapmaya gerek yok. Bu işi niye yaptığın önemli. Evet. Egon yüksekse ne bileyim git şarkıcı ol. Herkes seni alkışlasın. Sahnelere çık. Yani başka şeylerle uğraş, tamam mı? Hani bu seyircisi olmayan bir spor arkadaş. Daha Evet. gittiğin zaman kimse seni görmüyor. Senin orada ne yaptığını görmüyor. İster koğur, ister eğlen, ister sev, ister sevme. Buraya döndüğünde paylaştığın fotoğrafla sen onu anlatmaya çalışıyorsun ya da bilmem Evet. neyle. Ya da yaptığın Veya davet. yazdığın yazıyla falan. Evet. Ama bugün günümüz dünyasında hiçbir şeyin bir önemi yok. Yani bir dakikaya Andy Warhol'un lafı. Herkes bir gün 15 dakikalığında ünlü olacaktır. Aha o gün bugün işte. İşte Herkes böyle. her şeyi yapabilir. Herkes kitapta yazabilir. Herkes Everest'te de çıkabilir. Hiçbir önemi yok. Senin için önemli olan arkadaş bundan zevk almak. Alıyorsan devam ediyorsun. Almıyorsan zaten samanla dediği parlar hemen bırakırsın. Evet, bravo. Bu kadar basit. Zevk alacaksın. Bu iş zevk almadan ve keyfine varmadan yapılmaz. Dağda, doğada olmaktan. Eyvallah, çok doğru. Outdoor Türkiye'yi de bu yüzden kurduk. Yaşamımızın içinde olan bir şeydi. En azından insanlara buluştursun, know-how'ları buluştursun, blogları ve benzeri birçok bilgiyi bilmeyene veya öğrenmek isteyen aktarsın diye yaptık. Bu Evet. canlı yayında o vesileyle yapıyoruz. Süper. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela bu dikey kamplar var ya, mesela duvar tırmanışlarıdır Duvarda bir bak. vesaire. Evet. Asılı kamp yapılıyor. Yani şimdi kendimi hayal dahi edemiyorum zaten onun üstünde. Yani bunu ilk yaptığında nasıl bir şey hissettin yani? Çünkü belki de birkaç yüz metrenin üstünde uyuyorsun. Bütün geceyi orada geçirdin vesaire. Nasıl Yani bir his? ben o dediğiniz gibi bir şey yapmadım. Çünkü o Yosemite tarzı çok ip boylu ve çok gün süren çantaların çekildiği büyük Evet. duvar tırmanış sistemidir. Bizim ülkemizde öyle rotalar çok az var ve bizim ülkemizde bu sistemi kullanmıyoruz. Genelde 600-700 metrelik bir duvarı aynı gün çıkıp bitirmeye çalışıyoruz. Yani o işte portage dediğimiz duvar çadırını bilmem neyi taşımak, birçok malzemeyi iple çekmek. Yani bunlar mesela bir günde 3 ip boyu gibi bir tırmanış yapabiliyorlar. Çünkü tırmanılan rotalar çok sarp, Çok belli bir yüksek çatlak ya da ya. çatlak olmayan sistem, boltlar vesaire birçok şey var ve yapay tırmanışla önden giden ipi sabitliyor, arkadan gelenler cumarla geliyor, çantalar çekme sistemleriyle çekiliyor. Akşam olduğu zaman ufak bir set bulunursa orada geceleniliyor. Yoksa duvar çadırını asarak kuruyorsun. Tabii şöyle bir şey var, yani bu çok zahmetli bir sistem. Demin dediğim solo tırmanış kadar zahmetli. Çok miktarda malzemeyi sağda solda taşıyıp karıştırmadan bunları sistematik olarak kullanman gerekiyor. Bunu yapamazsan mahvolursun. Çünkü normal olarak bu tür bahsettiğimiz bir büyük duvar tırmanışında en az 4 tane ip, yüzlerce karabin, yüzlerce sikke, yüzlerce set set takoz, yanında 15-20 litre sıvı, 3 gün, 5 gün, 10 gün duvarda kalacağın kadar bütün Tabii. yiyeceklerin, her şeyin ve Amerika gibi bir ülke için konuşursak dışkı tübün, yani dışkıyı aşağı atamazsın. Eskiden torbalarda dışkıyı boşluktan atıyordu insanlar tuvaletini yaptıktan sonra. Şimdi Milli Park bunu yasakladığı için dışkıları da özel tüplerde beraberinde taşıyorsun İyi güzelinden. yapmış. Yani bütün bu detayların hepsiyle tek tek uğraşmanı gerektiren, sadelikten çok uzak ve çok sıkıntılı bir yöntem bu. Yani doğayla olan senin bağlantını en aza indiren, zahmet ve sistem üzerine kurulu olan bir tırmanış tarzı. Biz bunu pek yapmıyoruz. Ben de sevmiyorum ama şöyle şeyler çok yaptık. Berbat bir dağ tırmanışında gerçekten küçük bir sette çadır bile açmadan bivak içinde uyuduğumuz çok oldu. Kendimizi kayaya sabitleyerek düşersek, kayarsak diye. Ve ayakkabını bile çıkarman çok zor böyle bir şeydi. Ayakkabıyı düşürürsen tırmanışın biter, sen de bitersin çünkü. Çok dik yerler bunlar genelde. Ayakkabı giderse 1.000 metre düşüyor diyelim ki. Birçok 8.000'likte de böyle yerler var. Üzerinde yatacak yer olmayan birçok rota var ya da 7.000'lik dağlarda. Bence çok enteresan. Ama zaten bu tür dikey yerlerde gecelemeli tırmanışa da alışman gerekiyor. Fakat kendine has zorlukları var. Çünkü çok ağır Evet. çanta taşıyorsun genellikle. Yani şöyle bir şey var. İşin içine geceleme malzemesi, ocaklı, çadırlı, tulumlu vesaire bir vakti girdiği zaman ve ekstra yiyecek birkaç gün yetecek, çantan çok ağır oluyor. Ya çok Aynen. hafif gideceksin, hiçbirini taşımayacaksın veyahut ağır Ya da ağır full giderek gideceksin. her şeyi Evet. taşıyacaksın. Eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Abi şöyle, ben de birkaç outdoor sporla uğraşıyorum. Böyle işte hepsinden yüzer gram diyeyim, yani 3-5 spordan. Süper. Ve ben insanlara soruyorum. Mesela şu anda dağcılığı, yüksek dağcılığı vesaireyi konuşuyoruz. Bunun dışında başka longboard, şu bu,
bisiklet, motosiklet, enduro hepsini konuştuk. Bu soruyu hep sorarım. Çünkü insanlar bilinçlensin istiyor. Benim bilmem bana yetiyor sadece. En azından kanaat önderleri açık açık detaylarıyla anlatsın istiyorum ve hoş oluyor. Her zaman pahalı malzeme iyi malzeme midir diye genelde soru da geliyor. Ben de bunu aktarmak istiyorum. Benim cevabım belli de ben bunu senden almak isterim yani. Pahalı malzeme hep iyi malzeme midir? Ya da iyi malzeme hep pahalı mıdır? Doğru malzeme diye. Şöyle, senin işine yarayacak olan malzeme nedir ondan başlaman gerek. Yani senin, evet, benim Everest'te kullandığım ayakkabıyı ben birçok Türkiye'de dağda, hiçbir dağda kullanamam. Evet. Ya da Everest'te kullandığın kasduyu, elbiseyi Türkiye'de birçok dağda kullanamazsın. Diyelim ki söylüyorum. Ya evet, da donmuş bir şelalede tırmandığın buz aletlerini, hı, ya da özel bolt kramponunu, monopoint bilmem ne filan falan kramponu, ne bileyim, diyelim ki Hasan Dağı'na çıkarken kullanamazsın. Her yere spesifik malzemeler var ve genel dağcılık malzemesi o kadar spesifik ve çok iyi olmak zorunda değil. Tabii ki belli sistemlerin iyi olmak zorunda. Kışın dağa gidiyorsan kutulumun, matın, çadırın iyi olmak durumunda. Ama bunlar zaten evet, bunların iyisini alırsan sana çok daha uzun ömür sağlar. Garantisinden geri verebilirsin bozulduğunda. Ve dediğim gibi uzun yıllar sana hizmet verir sonuçta. Evet, teknik malzemede de öyledir. Teknik malzemenin iyisini, marka olanını alırsan sana 15-20 yıl hizmet verir. Gerçekten öyle. Benim 2000 yılında aldığım yaylı takoz setini hala kullanıyorum. Tellerini değiştiriyorum vesaire. Bunlar uzun ömürlü malzemeler. Bir de sarf malzemelerim var. Ayakkabı vesaire. Şimdi çok kötü bir markadan ayakkabı alırsan tabanının dağda düşme işte riski çok yüksektir. Ya da bilmem hemen ikinci faaliyet dikişlerinin açılması riski çok yüksektir. Düzgün şeylerden alırsan uzun ömürlü olur. Ama bu demek değildir ki en pahalıları. Her markanın daha düşük performans fiyat oranı sunan veya daha yüksek fiyatlı ve çok spesifik işlere yönelik olan yapılmış malzemeleri vardır. Araştırmak gerekiyor. Şimdi gelelim, Türkiye'de bunlar var mı? Hayır, hepsi Türkiye'de yok. Türkiye'de sana sunulan belli bir yelpaze var. Türk yapısı olan şeyler var. Yabancı yapım marka olanlar var. Bir kısım malzemeler çok gerçekten kaliteli değil. Bir kısmı dünyanın en iyi markaları. Doğru seçmen gerekiyor. Yani bunları ikinci elde yakalarsan, sezon sonu yakalarsan çok 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 ucuza alabilirsin bence. Eyvallah. Ama iyi malzeme en pahalısı olmak zorunda değil soruya cevap olarak. Sadece yani malzeme işine biraz girip araştırıp gözünü dört açıp doğru şeyi seçmen gerekiyor. Evet. Şimdi izleyiciler de mesela tunçfındık.com'da dünya kadar bilgi var. Yazılmış yazılar var dağlarla ve tırmanışlarla alakalı. Oradan da bakabilirler. Ben şeyi sormak istiyorum. Öyle de bir soru var. Birleştireyim. Sen birçok farklı yerde farklı ve zor irtifaları da yaptın abi ve bu irtifalarında bir manzarası var. Yani en etkilendiğin manzara nedir demişler. Ben de merak ediyorum aslında. Neresi böyle hani çıkarken veya çıktıktan sonra seni çok etkiledi? Türkiye'de veya dünyada. Ya bunu söylemek o kadar zor ki şu yaylanın üzerindeki Sarp Katran Dağı'na da çıktığında Antalya Körfezi'nin ve bütün çevresindeki dağların inanılmaz bir manzarasını sunuyor. Mükemmel bir günde 200 kilometre görüşün oluyor. Everest'in zirvesinden de dünyanın 300 kilometre her iki yöne kavisini göreceğin ve 8 tane 8 binliği ve bütün Himalayaların Nepal kısmını görebileceğin manzaran oluyor. Şimdi bütün dağlarda manzara iyiyse süperdir. Yani Himalayaların ortasındaki zirveler için özellikle çok korkunç yükseklikte bir yerden neredeyse yolcu uçağının uçtuğu yükseklikten manzaraya bakıyorsun açık bir günde. Bence çok muhteşem tabii hepsi. Yani şu şundan iyidir, bu mutlaka iyidir demek mantıklı değil. Senin görüş şartların iyi olduğunda mükemmel şeyler görebiliyorsun. Her yer güzel, doğru. Evet, aynen öyle. Ama şu en iyisiydi demek çok zor çünkü hepsi çok güzel oluyor. Biz de mesela kamplara genelde hep söylerim Bozüyük'te Sofular Yaylası'na, Kısırkaya'ya falan gidiyoruz. 1400 metre civarında. Orada kamp yapıyoruz. Orada bir Kısırkaya'mız var. O Kısırkaya'ya çıktığınızda bile bir sürü vadi çamı tepeden görüyorsunuz. Yani o da bana mesela müthiş geliyor. Baktığınız zaman 1300-1400 metre civarında ama müthiş ötesi bir manzara. Hem koca vadi hem de o çamlar neredeyse 5-10 metre kadar uçları altınıza gelmiş. Çamın tepesini görmek ve binlerce çam görmek müthiş bir duygu bence de yani. Yani şöyle, havası açıksa manzarası güzel oluyor dediğin doğru. Evet. Yüksek bir noktaya çıktığın zaman tabii ki görüşün açıldığında çok daha muazzam bir manzaraya vakıf oluyorsun. Bu da hani dağcılığın aslında önemli yanlarından bir tanesi. Evet. Senin kitaba nasıl ulaşabiliriz diye bir soru var. Nasıl ulaşabiliriz abi? Evet. Onu
sanırım en çok sorulan soru bu. Benim kitaplardan sadece iki tanesinin, yani 10 tane kadar kitap var değişik. Bir kısmını bir daha basmayacağım. Mesela Aladağlar'ın eski versiyonu vardı. Hem İngilizce hem Türkçe olan Aladağlar'da 50 Rota. Onu bir daha basmayacağız. Çünkü Aladağlar kitabı, Aladağlar Dağ ve Tırmanış, Dağcılık Tırmanış Rehberi ortaya çıktı. Dolayısıyla bazılarını bir daha basmamız gerekmeyecek. Ama şu anda kitapların çoğunun baskısı bitti ve bir daha basma şansını yakalayamadım. Gerek hani uğraşamadığım için, gerekse maddi kaynak bulamadığım için ve güncellemem gerekiyor elbette. Şimdi önem taşıyanlar en önemli olarak rehber kitaplar tabii. Aladağlar henüz bitmedi. Onu yani yakında bir sene içinde biter, belki bir daha basarım. Ama mesela işte İrtifa 8000, ne bileyim K2 Dağların Dağı, Everest gibi kitapları bir daha basmam gerekecek sanıyorum ki. Bunu da imkan bulduğumda bir ara yapacağım elbette. Şu anda ulaşabilecekleri yer, ben İstanbul'a birkaç ay içinde dönersem benden direkt de alabilirler. Bana mail atarak, benim mail adresime, web sitemden de ulaşabilir insanlar. Ancak işte İstanbul K2 Outdoor'da da bulunabiliyor benim kitaplardan. Oradan da eğer bitmemişse bulunabilir elbette ki. Evet, sorulabilir internetten. Şimdi en erken kaç yaşında dağcılığa başlanabilir diye bir soru gelmiş. Kendisi veya muhtemelen işte çocuğu vesaire için soruyor arkadaşımız herhalde. Ne olabilir bunun ideali? Ya Yani yüksek şöyle, dağcılık bence. dağcılık şöyle erken yaşta da başlanabilir doğa sporlarına. Benim gibi kampa gider adam, işte balta bıçak ormanda dolaşır, arkadaşlarıyla hike yapar, pusula harita okumayı öğrenir. Yüzcülükle Bunlar bile doğa, başlanır yani. 8 evet, yaşında yüzcülükle bile başlanır yani. o bile olabilir doğa sporu meraklılarına. Ama dağcılık biraz daha farklı, ciddi bir şey. Hani iyi eğitimler gerektiriyor, biraz daha kendini bilen bir insan seviyesi gerektiriyor. Hani ortaokulun sonunda, lise başlangıcında genel dağcılığa başlangıç olabilir. Bunlar üniversite kulüplerinden evvelki yaşlar olduğu için, ne bileyim işte dağcılık kulüplerine gidebilir insanlar ya da Dağcılık Federasyonu'nun eğitimlerine de gidebilir. Gençler kategorisinde. Ya da spor tırmanışa başlayabilir. Ne bileyim, bu da insanları tatmin eden bir şey sonuç olarak. Yani yaş sınırlaması aslında bakarsanız yok, ama ne kadar geç yapılabilir? İstediğin kadar da geç yapılabilir. Bizim eski federasyon başkanımız Abdülmecit Doğru Bey 70 yaşında dağlara tırmanıyordu. 7000 metrelik dağlara da gidiyordu uygun antrenmanla. Yani bu senin ne kadar kendine baktığın ve ne yaptığınla, ne istediğinle çok doğru orantılı olan bir şey. Evet, aslında cevabı sorusunda birazcık verilen bir soru soracağım. Ama sorulmuş. Önemli de bir soru. Çünkü bilinçsizce yapılsın istemem. Evet. Sonradan vah vah demek doğru bir şey değil. Bu iş için bir fizyoloji gerekiyor mu? Yani işte aşırı kilo tabii ki veya fazla kilo tabii ki çok doğru diyecek halimiz yok. Ama hani herhalde biraz sağlıklı yaşam, birazcık fit olmak, fite yakın olmak, birazcık ne bileyim hani kardiyo yapar bir yaşam tarzı sürmek vesaire. Çünkü bu spora başladığınızda ihtiyaç duyacağınız şeylerden bir tanesi. Bu benim yorumum. Bu işin fizyolojisi sence nasıl olmalı hemen hemen ortalama? Bence doğru. Yani sonuç olarak hani basit bir doğa yürüyüşünden bahsetmiyoruz. Dağcılıktan bahsediyorsak eğer, belirli taban bir fitness seviyesi gerekiyor sana. Kardiyo olarak, hafif bir kaslanma olarak, işte bunların hepsinin bir kombinasyonu, bir fitness seviyesi gerekiyor basic olarak, taban seviyede. Sen öbür becerilerini, fiziki becerilerini bunun üzerine kurmalısın zaten. İşte ne bileyim, kaya tırmanıyorsun, ona spesifik antrenmanını zaten belli bir kardiyonun üstüne kurmak zorundasın. Yoksa zaten tırmanamazsın. Bütün ligamentlerini, kaslarını yırtarsın zaman içinde zorladıkça. Ya da yüksek dağlara gidiyorsan buna uygun fizyoloji gerektirecek olan antrenmanlar yapmalısın. İşte çanta taşıyarak yokuş yukarı gitmek, bilmem ne. Ben koşmuyorum ama koşmak. İşte ne bileyim, merdiven yukarı koşmak. Bütün eklemlerini, kaslarını, bacaklarını, sırtını, omuzlarını, her şeyini geliştirmek durumundasın. Ya da all around, benim yaptığım gibi dağcılık yapıyorsanız eğer, kaya tırmanışıyla antrenman yapabilirsin. Ama yani dediğim gibi basic, taban seviyede bir fitness mutlaka zorunlu. Bu olmazsa zaten dağcılık olmaz. Aşırı kilon varsa yapamazsın. Kalp sorunun varsa yapamazsın. Bir sürü sıkıntın varsa yani dağlarda çok başına iş açılabilir. Bunları organize edip, ayarlayıp, forma girip öyle başlamak lazım. Tırmanış dışında düzenli spor yapıyor mu demiş hemen bir izleyicimiz. Yani tırmanış benim tek sporum. Çünkü genel olarak her hafta bir sürü saat ve bir sürü sefer kaya tırmanıyorum. Gerek spor tırmanışta olsun. Yani çok spor tırmanıcı bir adam falan değilim. Antrenman olarak spor tırmanışı yapıyorum ben. Ama yaşadığım yere yakın olduğu için benim için çok büyük avantaj. Hani geleneksel rotalara, çok ip boylu rotalara, uzun tırmanışlara, duvarlara hazırlık için ve kardiyo için mükemmel bir şey kaya sporu, kaya tırmanışı.
Hani vücut gerilimini de arttırdığı için gayet hani fitness açısından önemli bir spor. Valla bunun dışında başka hiçbir antrenman yapmıyorum. Yani ama sık aralıklarla ben dağlara giden bir insanım. Ağır çanta taşıyan, ağır koşullara giden bir insanım. O yüzden her şeye her an hazırım. Dolayısıyla Daha ne hani olsun abi? bunu söyleyebilirim. Zaten tırmanışın kendisini yapıyorsun. Onun için bir antrenman yapmana gerek kalmamış. Devamlı yapıyorsun. Aynen öyle. Çok önemli. Ağrı daha ne zaman açılacak diye bir soru var ama benim konum değil. Varsa bilgin alalım yoksa geçeceğim. Benim de Biliyor konum musun? değil ama şöyle şu anda hala benim bildiğim kadarıyla askeri alan ve tırmanış yasak. Şu anda hani İranlılar çıkıyor, yurt dışından bazı arkadaşlarım geldi çıktı bilmem ne. Fakat izin almadan çıkıyorlar. Bir kaza olması durumunda gerçekten başları çok büyük derde girebilir. Şu anda resmi olarak izin verilmiyor Ardahan'a. Benim de bildiğim bu. Benim de hani Ardahan'a çok uzun yıllardır gitmişliğim yok. Ama çok özel bir izin alırsanız belki gidebilirsiniz tanıdığınız varsa genelkurmayda falan. Fakat şu anda benim bildiğim kadarıyla kaçak turlar dışında tırmanış yasak. Eyvallah. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela dağ kazaları da var. Yani ve ciddi de şeyler bunlar. Genelde Tabii. de yani biliyorum, bilen, belki rehber derecesinde insanların da başına çokça geliyor. Tabii. Biraz şans faktörü falan da olduğunu da düşünüyorum. Çünkü kimisinde ayağa takılıyor, düşüyor. Bir saat önce kaskını çıkarmış oluyor sıcaktan ve kafasını taşa çarpıyor. Bu da yaşanıyor yani baktığınız zaman. Dağcılık sporlarında dağ kazaları olmaması için soruyorum bunu. Genelde ilk üç faktör neye dayanıyor? Dağ kazaları için. Yani şöyle bir durum var. Dağ kazaları her zaman insan merkezli. Dolayısıyla hani bunun birçok unsuru olabilir. Yani objektif riskler olan yerler dağlar ve bunlar devamlı insan gitsin gitmesin gerçekleşiyor. Taş düşer, ayı çıkar. Lafın gelişi tabii. Yani fırtına olur, soğuk olur, çığ olur, heyelan olur, sis basar 3 gün kalkmaz, tipi gelir, aşırı güneş olur, kayaları gevşetir. Dağlar bunların olduğu yerler. İnsanlar dağa gittiği zaman tehlike oluşur ama. Yani dağlar kendi halinde tehlikeli değildir. İnsan dağla buluştuğunda tehlike başlar. Üstüne üstlük insanın da kendini değerlendirmek, çevresel faktör, risk faktörlerini değerlendirememek, doğru anlayamamak gibi bir özelliği de var. Ben şunu yaparım. Evet yaparsın ama hani bunu yaparken şu aklına geliyorum işte şu olursa ne yapacağım? Bir backup planım var mı? Vesaire. Sınırını aşan bir iş yapıyorsan özellikle bunlar meydana gelebilir. Kendini doğru değerlendirememek, zemini doğru değerlendirememek. Birçok unsurdan dolayı dağ kazası oluyor gerçekten. Olmaması imkansız. Dağcılıkta dağlara giden insan sayısı arttıkça ki bunu Alper Sesli abimiz de söyleyecektir. Dağlara giden insan sayısı arttıkça risk faktörü artar. Genelde dağcılar ilk 1-2 yıl içinde çok büyük kazalar geçirir. Acemilik dönemlerinde piştikçe bu oran daha azalır. Veyahut çok zor şeyler deneyen çok daha üst düzey dağcılar da riski arttırdıkları için ama tabii bu arada tecrübeleri ve olayları görme seviyeleri de farklılaştığı için hem riskten uzaklaşırlar hem de yine riske yaklaşırlar diyebiliriz. Çünkü daha çok rulete oynamaya dönüyor iş. Daha tehlikeli rotalar, daha zor rotalar, daha çok sizi zorlayacak rotalar tırmanmaya çalışıyorsunuz çünkü. Veya bundan kaçınabilirsiniz de risk almamak istiyorsanız. Bu da ayrı bir şeydir. Herkesin kendi şeyi ama dağcılıkla dağ kazaları kol kola ve birçok faktör var. Yani ama genelde şunu söyleyebiliriz ki insan faktöründen kaynaklıdır hepsi. Yani dağlarda her zaman her şey olur. İnsan işin içine girdiğinde kaza olur. Merkezinde insan var. Doğru. Kesinlikle. Şimdi bir soru var. Ya, vahşi hayvan demiş ama biz buna yabani hayvan diyoruz. Çünkü vahşi, biz daha vahşiyiz. Vahşilik başka bir şey. Vahşi biriz ya. Vahşi hayvan çıkabilir Evet. değil. Vahşi insan çıkar yazmaları gerek Bravo, oraya. aynen. Yaban Ben de hayvanı, bunu. evcilleştirilmemiş hayvanla alakalı böyle enteresan anıların oldu mu? Birkaç tane öyle soru gelmiş. Mesela dünyanın farklı yerlerinde, farklı yüksekliklerde. Çünkü biz mesela şöyle bir algı var. Biz 1000 ile 1500 metre arasında genelde Türkiye'de kamp atıyoruz. Evet. Oralarda da işte sanki ayılar, kurtlar şunlara daha yukarılardaymış gibi de bir durum var. Tabii yukarıda da olabilir ama aslında senin etrafında da dolu. Sen görmüyorsun sadece. Hiç başına bir şey geldi mi bununla alakalı abi? Yani Net güzel de söylüyorum, olabilir. hayır. Yani sonuçta ben kocaman bir geyiği gördüm. Nutkum tutuldu. Öyle bir sıçradı ki şeyde, yine Bozüyük'te.
Hani illa böyle bir korku yaşadım şu bu onu sormak istemiyorum aslında. Hani güzel bir hayvanı görmek müthiş bir şans yani baktığınız zaman. Yani Böyle bir şimdi şey zavallı gördüm. zavallı yaban hayvanlarını köşeye sıkıştırdık hepsini. Yaşam alanlarını yok ettik. Evet. İşte ne bileyim bizi görünce kaçmaktan başka çareleri yok. Eğer köşeye Kalmadı sıkıştırıp evet doğru. yavrusunun üstüne gidersen de sana saldırır bir domuzdu, bir ayıydı. Tabii ki saldıracak. Sen de Doğru. saldırırsın senin yavruna birisi musallat olsa. İsteyerek ya da istemeyerek hayvanın bir içgüdüsü var. Ya bugüne kadar başıma böyle bir şey gelmedi. Çok fazla miktarda da hayvanla karşılaştım. Ama buralarda yani genellikle Akdeniz bölgesi civarında senin için en büyük tehlike yılan. Üstüne batarsın. Çünkü bu adamlar patikada yatıyor sıcak olduğu için. Doğru. Üşüyorlar zavallımlar. Üstüne basarsan seni bir güzel Akdeniz engereği, işte ne bileyim Osmanlı engereği gibi güzel hayvanlarımız var burada büyüğünden. Çok da güzeldir bu arada. Muhteşem bir hayvan. Evet, Ya doğru. bunlar en tehlikeli şeyler. Yoksa ayıydı, kurttu, bilmem neydi. Bunlar sana bir şey Evet. yapmaz. Ama tabii ki ben Doğu Anadolu'da bilmem nerede kurt sürüsüyle karşılaşmadım. Geçen de arkadaşlarımız şelale tırmanmaya gittiler Uzundere'ye. Karşılarına ayı çıktı. Çünkü tırmanmaya çalıştıkları şelale ayının ininin çok yakınındaydı. Onlar tıpış tıpış geri çekildi. Ayı da onlara bir merhaba deyip geçti gitti. O kadar. Yani olur öyle şeyler. Çok da kasmamakta fayda var. Hiçbir şey olmaz. Ama ki Afrika'ya gidersin. Savan orada işte Masai Mara'da filan gezersen yollarda seni bir şey kapar. Orası başka bir dünya. Bizim Alper Sesi'nin kardeşi Sarper Afrika'da Evet. yaşıyor belki biliyorsundur. Onunla Evet da tabii biliyorum. yakın dostluğumuz var. O söylüyordu yani. Bir Selamlar de olsun. Cape Town'dan İstanbul'a motorla geldiler onlar Doğru. zamanında. Yani biz jungle'da çadırı kurduk ve ben sırtlanın gölgesini gördüm diyor mesela yani çadırın Aynen. dışında. Oralar öyle yerler yani. Sonuçta Aynen. hani ne bileyim fil gelir, bir şey gelir. Gelir yani. Bizim bir sürü garip hayvan Doğru. var orada. Türkiye çünkü Evet. bu konuda gayet medeni. Belli başlı hayvanlar var. Hiçbir de senin yoluna Evet. çıkmıyor çoklukla. Ama Evet, öbür taraflar öyle değil. Ya evet. bu arada son olarak tabii 5000 metre üzerine çıktığında da hiç bir canlı hayatı göremezsin. En fazla senin çadırını paralayıp içinden yiyeceklerini yiyen açıkta bıraktığın takdirde büyük kargalar vardır. Himalaya kargaları. Onları görürsün o kadar. Başka hiçbir hayvan olmaz. Eyvallah. Türkiye dağcılık sporu için 10 üzerinden kaç olur sence abi? Şöyle diyelim, Türkiye'nin çok güzel dağlık köşeleri var. Özellikle Doğu Anadolu mükemmel bir dağlık arazi ve dağ sporları, doğa sporlarının tümü için çok muhteşem bir arazi. Benim için Hakkari bölgesi, Munzur ki bu gitme şansım olmadı Munzur'a ama gördüm bir sürü yerini, uçaktan gördüm ne bileyim fotoğraflarını gördüm. Akarsuları falan vardır Munzur'un bir de. Evet tabii yani Evet. işte ne bileyim Kemaliye, kaya tırmanmak için, duvar çıkmak için, dağlar için çok güzel yerler ama Cilo mesela Reşko Dağı ve çevresi, Cilo Dağları, Türkçesi bu olarak Buzul Dağları. Hani Evet. Avrupa Alpleri gibi bir yer. Gerçekten İsviçre'den bir köşeden çok daha güzel. Çok Evet. gerçekten muhteşem ve hoş dağlar. Gerek yükseklikleri, gerek buzulları, gerekse vahşi doğasıyla. Çok güzel yerler. Yani oralar açılsa bizim birçok şeye ihtiyacımız kalmaz. Ülkemizin güzel dağları var. Kaçkarından tut Aladağlarına, Dede Gölü'ne kadar. İşte ne bileyim Dede Göl mesela. Dede Göl'ün bizim çok gittiğimiz tarafı var. Dede Göl deyince herkes Dipoyraz Dağı aklına geliyor. Dede Göl'ün kuzeydeki en yüksek zirvesi. Ama biz genelde orada güneydeki duvarların olduğu, 600-700 metrelik yüzlerin olduğu, çok güzel uçurumların olduğu yere gidiyoruz. Evet. Mesela orası Avrupa çapında bir yer. Eğer yani biraz daha bilinirse yağmaya uğrayacak olan bir yer. Dolayısıyla reklamı da çok yapılmıyor doğrusu. Ama yani dünya çapında olabilecek yerlerimiz gerçekten var. Ya tabii bizim dağcılık camiamız küçük olduğu için ve bu işle ilgilenen insan sayısı çok az olduğu için çok bilinmiyor böyle şeyler. Evet. Şöyle bir şey var abi. En korktuğu an nedir diye bir soru var. Böyle yani paniklediğin bir şey mutlaka olmuştur. Bir tanesini Ya bir paylaşır mısın bizimle? benim öyle çok paniklediğim şey olmaz. Öleceksen de öleceksin yani bir şey yok. Bu beni korkutan bir şey değil açıkçası istersen. Hani çok gerçekten tehlikeli şeyler yapıp hayati tehlike yaşadığım oldu ama yani bundan korkmuyorsun. Zaten öyle bir anda öyle bir şey düşünmüyorsun ki o an canını nasıl kurtar. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Biz Outdoor Türkiye'yi mesela şeyi kırmak için kurduk. Mesela Türkiye'nin dağları dediğimiz zaman sen mesela Munzur dedin, Hakkari dedin, Evet. Erzincan. Ben Erzincan'daki doğa sporu imkanını belki Türkiye'nin birçok yerinde göremezsiniz. Yani bu Göremezsin, hayır. Kalosu dahil,
bunun başka bir şeyi dahil kanyonları vesaire inanılmaz bir yer yani Erzincan doğa sporları için. Biz de şu algıyı kıralım. Herkes ses gitti diyor. Geliyor mu benim sesim? Şu anda ses geliyor. Arkadaşlara geliyor mu? Muhtemelen geliyordur. Şu anda nasıl? Böyle bir donar gibi oldu az önce. Geçti ondan sonra. Tamam herhalde geçti. Okey. Evet. Okay. Geçmiştir. Yani, pekala. Ses gelmiş evet. Yani şunu yapmak istedik. Mesela bir rüzgar sörfü. Alaçatı. Ya Alaçatı da 150 tane daha yerde var. Bunun Şarköy'ünden tut. Bunun Antalya'sı. Bunun Kuzey Ege'si. Bunun bilmem nesi. Yamaç paraşütü Babada. Tamam Babada da işte 50 tane daha yerde yapılıyor. Onu da bilelim en azından. Yani oralarda da yapabilirsiniz. Yani İç Anadolu'da da bir ton yerde var. İşte Trakya'da var. Orada var, burada var vesaire. Dağcılık da onun gibi. Biz Türkiye'nin her yerindeki 40 tane outdoor sporunu insanlar bilsin, nerelerde ne yapılır öğrensin diye böyle bir şeyler yaptık. Ki Doğu Anadolu'dan bahsetmek ne kadar hoş bir şey aslında. Senelerdir başka konular bahsediliyor. Oradaki işte sıkıntılı durumlar, şunlar, bunlar vesaire. Halbuki sporlarından, dağlarından, akarsularından, bunun raftinginden, bunun yamaç paraşütünden bahsetsek ne kadar güzel olacak yani ülkemizle alakalı. Tabii. Orkun Olgar da şöyle bir şey söylüyor. O da hoşuma gidiyor. Türkiye bir şekerci bahçesi diyor. Yani her yerinde bir şey var. Yeter ki bunu yapmayı bilirseniz, denemeyi bilirseniz ve başarabilirseniz her yer aslında bir oyun bahçesi gibi. Çok çok güzel Tabii. aslında memleketimiz nefis. Öyle. Ya, ülke çok güzel, iklimi çok güzel. Denizinden tut kayasına gerçekten güzel bir memleketimiz var. Değerini bilmek gerekiyor. Evet, evet. Bizim çöp değerini bilmek çöple bence başlıyor birazcık. Doğaya bırakılan çöplerle. Karavanımızda bir mottomuz vardı geçen seneki karavanımızda. Yemeğini getirebiliyorsan çöpünü de götürebilirsin diyorduk. Yani çok basit. Yiyeceğini buraya getirebilecek marifetin varsa çöpünü Aynen. de götürebilecek marifetin Her şeyini geri götürebilmeliyiz. Doğru. Evet, daha bizim daha önce yaptığımız da öyle. Yani kendi çapımızda korumaya çalışıyoruz. Yani toparlamaya, çöplerimizi geri götürmeye, her şeyi yapmaya, bir şeyi bırakmamaya gayret ediyoruz. Hepimizin yani zaten bu işin etiği de buna yönelik olan bir şey. Eyvallah. Şöyle toparlayayım abi. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Bizi kırmadın. Nefis bir yayın oldu. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir sürü insanın sorduğu Aynen. sorusunu cevapladın samimiyetle. Bu da bizi çok mutlu etti. İnsanlar sormuşlar yayının tekrarı olacak mı diye. Yayın zaten 24 saat Instagram'da tekrarlanacak. Ondan tamam. sonra da önümüzdeki günlerde YouTube'da yayınlayacağız. Bu canlı yayını tamam. insanlar daha sonra istediği zaman seyredebilecekler. Hatta Outdoor Türkiye'nin blog bölümünde de dağcılık konusunda da deşifre edip soru cevap şeklinde blog olarak da yayınlayacağız. Hem Harika. Video olarak hem blog olarak artık ölümsüzleşmiş bir yayın olacak bizim çok için. Çok iyi. Çok teşekkür ederim abi. Bir önerim var mı? Senin gibi dağ sporuna meraklı olan küçüklere veya gençlere, amatörlere, daha böyle ısınma aşamasında olanlara. Onu da alalım, yayını bitirelim. Vallahi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes bana sorduğu yani bütün mecralardan, e-mail'den olsun işte ne bileyim bu Instagram'da. Abi ben Everest'e çıkacağım ne yapayım işte bilmem. Ya kardeşim bırakın Everest'i falan. O kadar güzel dağlarımız var ki. O Önce kadar Kaz güzel Dağı'na gidin yani. Ondan sonra Everest'e gidersiniz. Ya, her yere gidebilirsin. Yani. Ama hani Everest'e çıkınca ne olacak? Bir tane daha Türk dağcısı mı olacaksın Everest'e çıkmış? Eyvallah tamam ama yani amaç o olarak devam etmemeleri ve sevdikleri bir şeyi bulup yapmaları önemli. Tahmin ettikleri kadar zevkli bir şey olmayabilir. Bence de. Gidince başlarına gelecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Eyvallah. Abi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben de teşekkür ettim. Kendine çok iyi bak. Herkese selamlar. İzlediğiniz için arkadaşlar. Çok selamlar. Görüşmek izleyenlere üzere. De saygılar iletiyorum. Görüşmek Sevgiler. Üzere. Görüşmek Güle. Üzere.